chocolat. Aïe, 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 aïe. La boulangère lui souriait, il ne la regardait pas. Aïe, 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 aïe. Et pourtant, elle était belle. Les clients ne voyaient qu'elle. Il faut dire qu'elle était vraiment très croustillante, autant que ses croissants. À ce jeune homme distant, il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde fou où les nuages volaient pas. Aïe, 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 aïe. Il ne voyait pas qu'elle était belle, ne savait pas qu'elle était celle. Mayhanlar da nerede kaldı? Halbuki programından evvel geleceklerdi de hemen Antalya'ya hareket edecektik. Ha, işte geliyor. Ayhan nerede? Çok gerilerde. Çok mu gerilerde? Beğenmediği külüstür Ayhan'ı fena ekti. Anlamadım. Yavaş yavaş merasime hazırlanalım. Ne merasimi? Araba yakma merasimi. Biraz sonra Ayhan burada arabasını kendi eliyle yakacak. Çünkü yarışı kaybetti. Çabuk olun. Odaya götürüp yatırın. Ne oldu dedeciğim? Kim bu adam? Ben de tanımıyorum yavrum. Orman yolunda buldum. Otomobili devrilmiş. Görünürde bir yarası yok ama bir türlü kendine gelemedi. Sen onlara yardım et, ben sıhhat memurunu bulayım. Hadi kızım. Bana olursa boşuna bekliyoruz. Yarışı kaybettiğini anlayınca İstanbul'a dönmüştür onu. Aman, senin bu soğuk şakalarından da sıkılmaya başladım artık. Ayhan öyle şey yapmaz. Başını bir yere vur. Durumu tehlikeli olabilir. En iyisi ben kasabaya kadar inip doktoru bulayım. Biz gelene kadar siz onu hiç kımıldatmayın. Ara sıra başına bir ıslak bez koyun yeter. Yolda bir ara onu geçtim. Bir daha da görmedim. Aklıma kötü kötü ihtimaller geliyor. Allah'ım! Onu sen yaratmışsın. Baksana ne kadar genç. Onu öldürme Tanrım. Belki annesi babası vardır. Allah'ım ne olur, benim hatırım için bırak da yaşasın. Bu kadar gecikmemesi lazımdı. Ben de merak etmeye başladım. Beklemenin hiçbir faydası yok. Onu aramamız lazım. Jandarmaya haber verelim. Ne yapıyorsun kızım? Nedir o delikanlının göğsüne taktığın? Uğur yapıyorum dedeciğim. Kendi uğur patiklerimden birini ona verdim. Onu kötülüklerden korur, hemen iyi eder. Yavrum, neredeyse gün doğacak. Bütün geceyi onun başucunda geçirdin. Hadi biraz uzan, ben beklerim. Yo, hiç yorgun değilim dedeciğim. Doktordan bir haber yok mu? Sağlık memuru gideli kaç saat oldu? Bilmem ki nerede kaldılar. Ben gidip yola bir bakayım. Herhalde sağlık memuru kasabada doktoru bulamadı. Hiçbir haber yok. Kendine geliyor işte. Eyvah! Hiçbir şey de hazırlamadım. Ne hazırlayacaktık ki? Belki bir şey yemek ister. Ben ona hemen taze süt sağarım. Dur kızım! Adam kendine gelir gelmez sütünü yapsın. Olsun! Süt ona kuvvet ver. Şimdi gelirim. Geçmiş olsun delikanlı.
Neredeyim ben? Seni ormanda baygın buldum. Araban devrilmişti. Evet, hatırlıyorum. Hadi bakayım kara kız, göreyim seni. Bugün bol bol süt vermelisin. Senin sütün şifalıdır, onu hemen ayağa kaldırır. Bir ayağa kalksın, sana teşekküre geliriz. Ayhan, bir şeyin yok ya. Hayır, çok iyiyim. Bizi öyle korkuttun ki. Ayhancığım, arabanı ormanda devirmene lüzum yoktu. Onu motelin önünde yakacaktık. Aman, soğukluk yapmadan da duramazsın. Şaka bir yana, hepimizi çok korkuttun. Büyük geçmiş olsun. Eksik olma. Yaptıklarınız için size de teşekkür ederim. Yazık ki bana bahsettiğiniz torununuz Kezban'ı tanıyamadan gidiyorum. Söyleyin ona, bütün gece başucunda bekleyen o küçük kızı hiç unutmayacağım. Ve bu patiği de ömrüm oldukça saklayacağım. Tabii, tabii söylerim. Aldım, kaynatıp bir bardak içirdim mi, bak nasıl iyi gelecek! Dur yavrum, dur, telaş etme! Delikanlı iyileşti! Ah, sahi mi? Sahi iyileşti mi? Koşma yavrum, burada değil, gitti! Gitti mi? Nereye? Arkadaşları gelip aldılar. Sana da çok selam bıraktı. Beni beklemedin. Kolay gelsin çocuklar. Korkarım Keziban bu delikanlıya fena tuturdu. Eğer unutamazsa sonu kötü olur. Hay Allah'ım, şu işe bak. Sami baba, dikkat geliyor! Dedem nerede? Dede! Dedeciğim! Yavrum, sen bize Sami dedenin yadigarısın. Hiç üzülme, sana gül gibi bakarız. Sağ olun, ama artık buralarda duramam. Nereye baksam dedemi görüyorum. İstanbul'a Kazım amcamın yanına gideceğim. Aa, bak bu iyi akıl! Kazım efendi seneler önce köyü bırakıp İstanbul'a yerleşti. Sonra mal mülk sahibi çok zengin bir adam olmuş diye haberi geldiydi. Uzun zaman ne biz onu arayabildik, ne de o bizi. Dedem zengin adam, bizim gibi fakir akrabayı ne yapsın derdi. Ama böyle bir günde onu ararsam herhalde beni geri çevirmez. Elbette çevirmez. Ona haber saldın mı? Evet. Kendisiyle görüşmek için İstanbul'a geleceğimi bildiren bir mektup yazdım. Dün kaçtı be Kazım amca, yoksa mektupta kötü bir haber mi var? Kezban geliyor. Kezban da kim? Yeğenim, rahmetli abimin kızı. Hem öksüz hem de yetimdir biçare. Köyden ayrıldığımda şu kadarcıktı. Onu anacığının babası Sami efendi büyüttü. Vah yavrucak vah! Sami efendi de geçenlerde bir kazada ölmüş. Kızcağız ortada kalınca bir müddet için buraya gelmek istiyor. Ne çıkar bundan? Bırak gelsin! Gelmesine gelsin, vaziyet bildiğin gibi değil. Kız beni bu evin hizmetkarı değil, sahibi sanıyor. Aa. Allah Allah! Nasıl oluyor bu iş? Benim halt etmem. Köyden gurbete çıkınca ele güne gitti de uşak oldu dedirtmemek için kendimi zengin tanıttım. Şimdi Kezban gelir de köşkün sahibi sandığı amcasını uşak olarak görürse ne derim? Doğru. Kız kim bilir ne hayallerle geliyor, bütün dünyası yıkılır. Sahibi,
Çok zor bir durum. Peki ne yapabiliriz? Bilmem. Bu işin çaresi yok galiba. Bir çare var. Büyük bey Avrupa'da tedavide. Küçük bey de o şarkıcı kızın peşinden Antalya'ya gitmiş. İkisinin de ne zaman dönecekleri belli değil. Tamam, ben ne demek istediğini anladım. Onlar gelinceye kadar Kazım amca evin efendisi olacak. Aferin be Cevat! Sana salak derler ama hepsinden akıllı çıktın. Ya birden geliverirlerse ne olacak? Aa, sen merak etme, onlar gelinceye kadar Kezban da geri dönmüş olur. Böylece kızcağıza birkaç güzel gün yaşatmış oluruz. Bana kalırsa hata edersiniz. Bir aksilik olursa kız fena yıkılır. Ne aksilik olacak be profesör? El ele verdik mi nasılsa vaziyeti idare ederiz. Ne dersiniz çocuklar? Doğru. Bana bakın, benim aklım yattı bu işe. Ben de varım. Onu prensesler gibi ağırlarız. Siz bilirsiniz ama tehlikeli bir oyun oynuyorsunuz. Ona mavi odaya hazırlarız değil mi? Mavi oda! Ne zaman geliyor Kazım amca? Mektuba göre treni yarın öğle vakti burada olacak. Onu arabayla kardan sen karşılarsın profesör. Tamam! Tamam. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz küçük hanım. Hoş geldiniz efendim. Nasıl? Odanı beğendin mi? Kendimi bir rüyada sanıyorum amcacığım. Gözlerime inanamıyorum. Böyle bir odam olacağını rüyamda bile görsem inanmazdım. Sen çok daha iyi şeylere layıksın yavrum. Şimdi seni yalnız bırakacağım. Herhalde yorgunsundur. Biraz istirahat et. Şimdi bavulunu getirirler. Akşam yemekte buluşuruz. Olur mu? Olur amcacığım. Biraz daha tatlı ister miydin? Teşekkür ederim amcacığım. Çok doydum. Ben de öyle ama... Bu köfte horun tatlısına dayanamıyorum. Şimdiye kadar tanıdığım ahçıların en yamanıdır. Bunun pişirdiği yemek adama alimallah parmaklarını bile yedirir. Hepsi de benim can dostlarımdır. Ha işte profesör de geldi, kadro tamamlandı. Efendim dışarıda şey... Arabayı söyleyeceksen onu garaja çekebilirsin profesör. Bu gece bir yere gidecek değiliz. Şey, hayır, onu demek istemedim ben. Oğlum, söylesene, ne var? Ne? Hani onlar Antalya'daydı? Ne halt edici şimdi? Allah kahretsin! Kızım meyve, husru tut be! Teşekkür ederim amcacığım, istemem. Yemek bitti, artık yatabiliriz. Gel kızım seni odana çıkarayım. Hemen mi? Daha çok erken amcacığım, biraz konuşurduk. Olmaz, olmaz! Konuşamayız. Hem sen yoldan geldin, yorulmuşsun. En iyisi yatmak, hadi gel. En iyisi yatmak, hadi bakalım. Ne yapacağız şimdi, biliyor musun aksiliği? Sen de dur be, fırsat bu fırsat bana sarılıyorsun. Çekil lan, dur bakayım. Bütün gece direksiyon kullanmaktan kollarım koptu. Ben de çok yorgunum. Bu gece seninle köşkte kalabilir miyim şekerim? İşte kızım, burası da banyo. Ama beni dinlersen sen yıkanmayı falan bırak da... ...hemen yatmaya bak! Amcacığım, ne oldu birdenbire? Neden bu kadar telaşlısın? Kim? Ben mi? Ha. Ben mi telaşlıyım? Telaşlı olmam için bir sebep var mı? Ne oldu, ne oldu? Şekerim, ben yatmaya gidiyorum. Yatmaya mı gidiyorsun? Evet! Bana bak! Yahu yemek yemeyeceğim diyorsun, bizler diyorsun. Karnı aç değilmiş ki, Allah Allah! Olur mu böyle şey canım? Hiçbir yerde buz kalmamış ki. Sen de kimsin?
Ne işin var bu odada? Burası benim odam. Amcam benim için hazırlattı. Amcan mı? Evet. Bu köşkün sahibi Kazım Bey'in yeğeniyim ben. Kazım Bey'in yeğeni misin? İşte buna bayıldım. Demek hepsinin şaşkınlığı bu yüzdenmiş. Ayhan gel bak, seni kiminle tanıştıracağım. Bu kız kimmiş biliyor musun? Ev sahibi Kazım Bey'in yeğeniymiş. Hangi Kazım Bey'in? Kendisi aşağıda. Aa, bizim Kazım Efendi olacak. Kuzum, neler dönüyor bu evde, şunu bir anlayalım. İçeride ev sahibinin yeğeni olduğunu söyleyen bir kız var. Bu ne demek oluyor Kazım Efendi? Efendim, size her şeyi anlatacaktım, fırsat olmadı. İnanın ki ortada kötü niyetle yapılmış hiçbir şey yok efendim. Onlar kısa bir süre içinde olsa, zavallı bir köylü kızına güzel bir rüya göstermek istediler. Sizin birdenbire döneceğinizi sanmıyorlardı. Ama geldik işte, insan haddini bilmeli. Haklısınız. Böyle bir odada yatmak, hiçbir zaman benim haddim olamazdı. Bunu bilmem lazımdı. Hepsinin adına sizden özür dilerim. Ne olur onları affedin efendim. Profesör haklıydı. Bu oyuna hiç başlamamak lazımdı. Yavrum, seni üzdüğüm için beni affet. Asıl ben sizi üzdüm amcacığım. Benim yüzümden az daha hepinizin başı derde giriyordu. Boş verin, her şey olacağına varır. Doğru. Artık burada kalamam herhalde. Nereye? Köye mi döneceksin? Hayır, seni bir yere bırakmam yavrum. Bırakmayız tabii. Burada kalması için herhalde her çareye başvuracağız. Canım, bu o kadar güç bir mesele değil ki. Kazım Baba gider Ayhan Bey'le konuşur. Tabii tabii, kalabilir. Orta işlerine falan bakar. Evde bir hizmetçi fazla olsa ne olur? Sağ olun küçük bey. Şişt, bana bak! Bunlar yıkanıp ütülenecek, akşama lazım. Hadi şekerim. Ha, bir dakika. Akşam bahçede arkadaşlarla bir toplantımız var. Kazım Efendi biliyor ama sen gene bir hatırlatıver, hazırlık yapsın. Anne, Ayhan'ı kimse benim elimden kolay kapamaz. Böyle milyonların varisi bir delikanlıyı bütün kızlar elde etmek ister. Hadi durma, yanına git. Peki. Ayhancığım, canım dans etmek istiyor. Biliyorsun yarın müzik festivali için Atina'ya gidiyoruz. Haberin olsun, orada seni bir saniye bile yalnız bırakacak değilim. Sen beni bir kazanova zannediyorsun galiba. Ah, çok ömür kızsın vallahi. Doğrusu şaşıyorum Ayhan Bey'e. Büyük Bey Avrupa'da ağır bir hastalıkla pençeleşirken, o burada danslı eğlenceler yapıyor. Aslına bakarsan kabahat onun değil. Eğlenceye meraklı olan Sevda Hanım'la annesi. Ayhan Bey'i onlar bu hale getirdi. Profesör! Profesör, Kazım amca seni çağırıyor. Geliyorum. Neden herkes size profesör diyor? İçlerinde mektep yüzü gören bir ben varım da ondan galiba. Talebe misiniz? Evet, bu sene ziraat fakültesini bitireceğim. Burada çalışarak kazandığım paranın bir kısmı ile okuyor, bir kısmını da köye karıma gönderiyorum. Ya, evlisiniz demek. Bir senedir evliyim. Yazık ki karımla senede ancak birkaç ay beraber olabiliyoruz. Ne yapacaksınız? Fakülteyi bitirip bir meslek sahibi olmak için buna katlanmam lazım. Fakültenin bitmesine bir şey kalmamış. İnşallah diplomanızı alır, bundan sonra da karınızdan hiç ayrılmazsınız. İnşallah bacım. İyi geceler. Telgraf efendim. Kötü bir haber mi? Dedem yarın 12 uçağıyla geliyormuş. Atina'ya gitmiyor
muyuz? Bu durumda ben herhalde gelemem. Sen yalnız gideceksin. Şimdi hepiniz dışarı çıkın bakalım. Yalnız kalmaya ve istirahata ihtiyacı var hastanın. Ayhan Bey, lütfen dışarıda bekleyin. Ayhan Bey, dedeniz sizi görmek istiyor. Geldin mi Ayhan? Senden konuşmak istiyorum. Kendinizi yormayın dedeciğim. Ziyan yok. Beni iyi dinle. Ölmek üzere olduğumun farkındayım oğlum. Dedeciğim. Gözlerimi kapamadan evvel senin iyi bir kızla evlendiğini görmek istiyorum. Tabii. Tabii göreceksiniz dedeciğim. Zaten ben de çok iyi bir kızla nişanlanmak üzereydim. Ya. Ya. Buna memnun oldum. Kimmiş bu kız? Zıpırın biri değil ya inşallah. Yo. Çok aklı başında hanım hanımcık. Görünce bayılacaksınız. İyi bir evlilik yaptığını görürsem bütün mirasımı sana bırakacağım. Allah size uzun ömür versin dedeciğim. Aksi halde hiçbir şey bırakmam. Nerede? Burada mı şimdi kız? Kim? Kız mı? Evet, burada. Getirsene göreyim. Burada olmasına burada da... Oğlum anladık. Madem burada çağır. Sağır mısın? Çağır. Fakat dedeciğim siz şimdi hasta orada... Kızı getirecek misin? Yoksa... Tabii. Bakayım. Hala dışarıdaysa... Getir. Getir. Hay Allah, ne yapayım? Alo? Evet. Ayhan sen misin? Dinle Sevda. Dedem hemen senden tanışmak istiyor. Derhal dönmen lazım. Şekerim dönmeme imkan yok. Festival bu akşam başlıyor. Organizatörler sesimi çok beğendiler. Bana büyük şans tanıyorlar. Muhakkak bir derece alacağım. Sevda beni dinle. Vaziyet bildiğin gibi değil. Dedem hemen seni görmezse her şey mahvolur. Bütün projeler suya düşer. Ona senin burada olduğunu söyledim. Gelmeme imkan yok. Gelmene imkan yok mu? Bak dinle. Alo! 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 Kesildi. Allah kahretsin! Ayhan Bey! Dedeniz sizi bekliyor. Hani nerede gelinim? Geliniz değil mi? İşte ben de onu çağırıyordum. Hadi ne kadar uzun sürdü çağırmak! Bakın dedeciğim ben... Oğlum laf istemem! Git şu kızı getir bana! Peki. Siz yormayın kendinizi. Bir kere daha deneriz ne yapayım? Ne yapacağız? Atina'dan gelmek istemiyor işte. Hemen görmek istermiş. Ben sana 2 dakika içinde bir gelin nereden bulup çıkarırım ya? Benden. Ne oluyor? Nereye götürüyorsunuz beni? Bana bak, ne dersem onu yapacaksın. İtiraz istemem. Ne yapalım? Başka çarem kalmadı. Yürü! Beyefendi, ne oluyor? Söylesenize, nereye gidiyoruz? Şşt, sus bakayım. Birazdan her şeyi anlayacaksın. Yürü! Ha,
dedeciğim. Fakat... Gel. Gel bakayım yavrum. Yaklaş şöyle. Aferin. Tam istediğim gibi bir kız bulmuşsun. Anlamadım. Dedeciğim beğeneceğinizi söylemiştim. Fakat otur, otur yavrum. Otur. Seni görür görmez sevdim. Bu haytayı adam edebilirsin sen. Ölmeden şu mesut dakikaları bana gösterdiği için... Tanrı'ya çok şükürler olsun. Fakat efendim... Şşt! Tamam, bak, beyefendi! Heyecandan biraz halsiz düştü. Onu yalnız bırakın da lütfen istirahat etsin. Peki, peki, peki. Yürü, yürü. Oynadığınız oyunun sebebini bilmiyorum ama keşke beni alet etmeseydiniz. Ne yapayım? Çaresiz kaldım. Evleneceğin kızı görmek istiyorum diye tutturdu. Neden sevgiliniz Sevda Hanım'ı çağırmadınız? Çağırdım ama gelmedi ki. Canım sen de bu veseliyi bu kadar büyütme. Bütün istediğim ölmek üzere olan bir adamı son dakikalarında mutlu etmek. Ayhan Bey doğru söylüyor. Hastanın saatleri sayılı. Her an ölebilir. Onu memnun etmek için söylenen böyle masum bir yalan günah sayılmaz ki. Biraz kendine geldi, sizi istiyor. Dedeciğim, sizi yormayalım. Hayır, hayır. Demin biraz fenalaştım ama geçti. Gel şöyle yanıma. Yavrum. Ne kadar temiz bir yüzün var. Ben... İnsanları çok iyi tanırım. Böyle temiz bir yüzün altında hiçbir günah gizlenemez. Ayhan'ı çok mesut edeceğini biliyorum. Şimdi Tanrı'dan bir tek dileğim var. Düğününüzü göreceğim güne kadar bana ömür versin. Ondan sonra ölsem de gözüm arkada kalmaz. Allah korusun efendim. Siz ölmeyeceksiniz ki. Daha çok güzel günler göreceksiniz. Azrail gelemedi, yerine seni gönderdi. Oh be! Dünya varmış! Sakin olun! Çekilsene tependim be! Hemen ilacınızı almanız lazım diyorum! İlaç filan istemem, karnım aç benim, karnım! Hayır efendim, olmaz! Yataktan kalkamazsınız! Bırak beni cadı karı! Hayır, bırakmam dur. Efendim! Hayır efendim! Bırak lan! Ulan bırak beni cadı karı! Bilemezsiniz! İlacınızı almanız lazım diyorum! Hayır! Hayır! Dede bu! Dede! 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 Dede çalıyor bu zili! Neredesiniz be? Ulan öldünüz mü be? Ulan neredesiniz? Öldünüz mü be? Bizi istiyor! Bir mucize oldu. Kurtuldu galiba. Orada kim varsa yukarı çıksın. Dede kurtuldu. Kurtuldu dede. Yaşasın. Hadi yürü. Hadi be çabuk olun. Kurtarın beni bu cadolusun elinden. Dur, yataktan kalkamazsınız sakın. Dur, bırak. Ne yapıyorsunuz? Çıldırdınız mı? Bu yataktan çıkamazsınız. Size tıp adına bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Size bu yataktan çıkmamanızı rica ediyorum. Tıp. Ulan başlarım senin şimdi tıbbından. Rica ediyorum. Rica ediyorum. Lütfen. Rica ediyorum. Lütfen. Lütfen. Hey aslanları bey. Gel kalkın. Çok şükür kefeni yırttık. Beyefendi, sizi böyle ayakta görünce sevinçten ne söyleyeceğimi bilemiyorum. Kurtuldu! Tabii, ne de olsa eski toprak! Bana bakın!
Benim yaşamamı istiyor musun? Söz beyefendi. O halde karnımı doyurun. Hastalığı atlattık, bu sefer açlıktan ölmek üzereyim. Mutfakta ne varsa getirin. Bana bak. Kuru fasulye var mı? Var ya, dün akşam bir tencere yaptım. Allah! Etli mi, etli mi? Elbette, hem de böyle kuşbaşı. Böyle iri taneli, bol salçalı. Tamam, iri taneli, bol salçalı, halis lobya. Allah! Tabut getir, tabak getir. Tencereyle getir, tencereyle. Ne? Kuru fasulye mi yiyeceksiniz? Aman Allah'ım, intihar bu! İntihar mı intihar? Sana ne ulan? Tip benim değil mi? İyi ama tip! Hadi çocuklar, elinizi çabuk tutun biraz! Beyefendi, derhal yatağa girmeniz lazım! Yoksa çok fena olacak! Evet, yatağa! Ulan Azrail yama! Eğer yakamı bırakmazsan asıl senin için fena olacak! Ulan sen de benden dayak yiyeceksin! Ben kefeni yırttım, onu kutlayacağım! Ay aman efendim! Kimse bana mani olamaz! Ama! Fasulye geldi! Allah! Ay, Allah! Ay, olmaz! Olmaz! Çökün ulan! Biraz su ver! Ha, verin, verin! Su verin, dur! Müsaade edin, müsaade edin de şu iğneyi yapayım! Yetişin! Afiyet olsun beyefendiciğim, malum haliniz soğan her derde şifadır derler. Şifadır ya, şifadır! Bilhassa soğanın cücüğü. Yavrularım! Ben de şimdi sizi çağırtacaktım. Ah, sevgili gelinim! Gelinim benim! Gelinim benim! Gelinim! Dede! Ama... Gelinim! Allah dualarımı kabul etti çocuklar. Sizi görmek nasip oldu. Bu Azrail yamağı bile benim canımı alamadı. Düğün mü dediniz dedeciğim? Fakat nasıl düğün yaparız? Ne demek nasıl düğün yaparız? Oğlum sen bu kızla evlenecek değil misin? Kim, ben mi? Tabii dediciğim. Ama şey... O halde hemen düğünü yapıyoruz. Ama dedeciğim, beni dinleyin bakalım. Ulan şimdi başlatma dedenden. Düğün hemen yapılacak, işte o kadar. Hem de öyle züppe işi filan değil. Babadan görme eski usul, davullu zurnalı bir düğün yapacağız. Fakat dediciğim bile... Ses ulan! Gelin oynamadı mı, o düğünün tadı çıkmaz. Hadi bakalım siz de ortaya. Ama dedeciğim, ben bu oyunları beceremem, yapamam. Ne demek beceremem? Sen benim torunum değil misin? Aslını inkar mı ediyorsun? Hadi hep beraber kalkıyoruz. Ne? Oyun mu oynayacaksınız? Dünyada olmaz. Gördünüz kalbiniz mi? Nasıl dayanır? Ya. Bak oynayayım da kalbim nasıl dayanır mı seyret. Cadı! Ulan!
Hadi bakalım. Bu iş bitti. Artık evli evine, köylü köyüne. Siz de odanıza. Buyur. Bu evlilik konusunda herhalde boş ümitlere kapılmazsın. Ne münasebet? Biraz evvel düğünde pek neşeliydin de, halbuki seninle evli kalmaya hiç de niyetli değilim. Her şey senin yüzünden oldu zaten. Beni neden suçluyorsunuz? Dedenize nişanlım diye tanıtmak sizin fikrinizdi. Evet, benim fikrimdi. Ama böyle birden iyileşeceğini nereden bilebilirdim? İlk fırsatta bu maskaralığa bir son vermenin çaresini arayacağım. Gerekirse her şeyi anlatırım. Nereye gidiyorsunuz? Geceyi beraber geçirecek değiliz herhalde. Ah! Bir şey mi istedin? Yok, biraz hava alayım dedim. Hadi içeri gir bakayım, içeri. Yeni evli adam ilk geceyi karısının yanında geçirir. İçeri! Heyecanlanma! Öyle ya, karısının yanında geçirir. Kapıdan çıkar çıkmaz dedemle karşılaştım. Çaresiz geceyi burada geçireceğim. Yarından itibaren kendime yatacak bir yer bulurum elbet. Sen daha uyu. Festivalde şarkı söyleyecekmiş de ses yıldızı olacakmış. Hah, bir derece bile alamadın. Öbür tarafta oğlan da elden gitti işte. Dur bakalım, henüz her şey bitmedi. Ayhan'ı o kıza kolay kolay bırakmam. Hemen İstanbul'a dönüyoruz. Koyulan onu yerine! Hayır, koyamam! Nargile içmek sizin için intihar demektir. Lüleyi yerine koymazsan bu da senin için ölüm demektir. Bastonu kafana indiririm. Kahve de mi içeceksiniz? Elbette! Eğer odana çıkmazsan üstüne de senin kanını içeceğim, evet. Defol! Sizi doktora şikayet edeceğim! Babana şikayet et! Gel bakayım yavrum, gel! Bizim Ayta kalkmadı mı da? Kalktı. Peki nerede? Mühim bir randevusu varmış da, yetişmek için hazırlanıyordu. Ya bu oğlan hiç evde oturmaz mı? Siz ne biçim yeni evlisiniz? Bakıyorum da hiç seninle meşgul olduğu yok. Çağır şunu bakayım bana. Çağıramam efendim. Neden? Biraz evvel gitmek için bahçede arabasını hazırlatıyordu. Anlamadım. Ayhan! Çabuk buraya gel! Dedeciğim hiç vaktim yok, mühim bir randevum var. Başlatma şimdi randevundan, gel diyorum, seninle konuşacaklarım var. Peki dedeciğim, peki, geliyorum. Oğlum, adam sabah sabah bir merhaba demeden evden fırlar mı? Mühim bir randevum vardı da dedeciğim. O mühim randevuyu iptal edeceksin. Ha, iptal mi edeceğim, neden? Karını çok ihmal ediyorsun da ondan. Onu gezmeye götüreceksin. Ne? Gezmeye mi götüreceğim? Evet, hemen, hemen şimdi! Ama dedeciğim nasıl olur? İtiraz istemem! İşte tam sana göre bir yere geldik. Burada iyice eğlenirsin artık. Kusura bakma, ben senden kalamayacağım. Çünkü çok mühim bir işim var. Ha?
Al, sana para da vereyim, kuşlara yem atarsın. Karnın acıkırsa simitçi de var. Sakın uzaklaşayım deme, kaybolursun ha! Akşama dönerken uğrar alırım seni. Kuzum, nedir bu evlilik hikayesi? Sorma başıma gelenleri. Dedem öyle bir emri vaki yaptı ki, düşün, o köylü kızıyla evlenmek zorunda kaldım. Ama herhalde uzun sürecek değil. Bir çaresini bulup bu saçma evlilikten kurtulacağım. Kezban! Bacım, ne işin var burada? Ne bekliyorsun? Ayhan Bey'i bekliyorum. Gelip seni alırım dediydi ama gideli 3 saat oldu. Seni bırakıp nereye gitti? Mühim bir işi varmış. Anlıyorum. Ben de köyden bir mektup aldım. Gözün aydın, karın nasıl, iyi miymiş? İyiymiş ya! Senden bahsettiğimde selam yazıyor. Bak, bir de resim göndermiş. Pek güzel kadın. Allah ikinizi de mesut eder inşallah. Amin bacım. Ayhan Bey gelmez artık herhalde. İstersen seni eve götüreyim ben. Gidelim ya Ömer. Burada çok sıkıldım. Bak, seninki adamını bulmuş. Bırak rahatlarını bozma. Nasılsa akşam eve dönerler. Kezban! Ah, dedeciğim! Bak! Nedir o dedeciğim? Bizim kulübün balo davetiyesi. Bu sene balo maskeli kıyafet balosu. Kurucularından olduğum için her yıl beni şeref misafiri olarak davet ederler. Ama bu yıl gidemeyeceğim. Beni baloda Ayhan'la ikiniz temsil edeceksiniz. Ben de mi gideceğim? Ben nasıl giderim baloya? Neden? Bilmem. Bir kere baloda tuvalet giymek lazım. Benim yok ki. Onu da düşündüm yavrum. Gel benimle. Bu odaya senelerden beri benden başkası girmedi Kezban. Benim için kutsal bir değeri vardır. Her köşesinde sayısız hatıra yaşar. Zaman zaman yaşamaktan yorulduğumu hisseder ve gelip burada o hatıralarla baş başa birkaç saat geçiririm. Ben bu odada evlendim Kezban. Karımla en güzel günlerimiz bu odada geçti. Sonra karımı gene bu odada kaybettim. Onun ölümüyle hayatım bomboş kaldı. Ta ki seni tanıyıncaya kadar. Bana senin gibi bir evlat verdiği için Tanrı'ya daima şükrederim. Bir dakika. Bak karım. O da tıpkı senin gibi ruhunun güzelliği yüzünde şekillenmiş bir kadındı. Bir saniye. İşte seni bu odaya getirişimin sebebi. Bu tuvalet rahmetli karımındı. Seni tanıyıncaya kadar ondan başka birinin üzerinde güzel duracağını sanmazdım. Ama sana yakışacağına eminim. Baloda bu tuvaleti giymeni istiyorum. Hayır, hayır! Ben buna layık değilim. Çünkü ben bir sahtekarım. Hiçbir zaman sizin gelininiz olmadım. Olamadım. Alelade bir köylü kızıyım ben. Ayhan Bey, sevdiği ve evlenmeyi düşündüğü Sevda Hanım'ı karşınıza çıkaramayınca sizi daha fazla üzmemek için beni çıkardı. Bu işe bir oyun gibi başladık. Çünkü sizin... Çünkü benim öleceğimi sanıyordu, değil mi? (Gülüyor)
Biliyorum, beni hiç affetmeyeceksiniz. Benim gibi bir sahtekarın sizin evinizde yeri yok. Onun için gideceğim. Ama inanın bana, sizi gerçekten çok sevmiştim. Bu şekilde ayrılmak istemezdim. Hiçbir yere gidemezsin. Benim için hiçbir şey değişmedi. Sen gene benim tek ve sevgili gelinim olarak kalacaksın. Ayhan'ı seviyor musun? Söyle bakayım, seviyor musun? Evet. Hem de çok seviyorum. Ama bunun ne değeri var? Benim gibi zavallı bir köylü kızının aşkı Ayhan Bey'i ilgilendirmez ki. İlgilendirecek! Bunu hayal etmek bile imkansız. Zaten ondan böyle bir şey beklemeye hakkım yok ki. Kim demiş hakkın yok diye? Sen onun karısısın ve Ayhan sana aşık olacaktır. Nasıl olur? Göreceksin bak! Ben o hergeliği dize getirmesini bilirim. Bu işe şu andan itibaren el koydum. Dede! Dede bizi istiyor! Gene mühim bir şey oldu galiba. Hepiniz beni iyi dinleyin! Kurmay heyeti çabuk toplansın! Birazdan aşağı iniyorum! Muharebe başlıyor! Anlaşıldı mı? Şimdi beni dinleyin! Hepiniz vaziyeti öğrendiniz. Büyük bir taarruz harekatına başlıyoruz. Harekatımızın adı... bir hergeliği tuşa getirme harekatı. Sakin olun rica ederim! Çek elini be! Oturun öyleyse! Pekala, pekala, oturuyoruz işte. Hedefimiz, bizim haytayı bu altın gibi kıza sırılsıklam aşık etmektir. Hadi tekliflerinizi bildirin. Ayhan Bey'i o Sevda denen kızdan vazgeçirme kolay değil. Mesela evden çıkmasına, onunla buluşmasına mani olsak? Olmaz! Herifi zorla zapt edebiliriz! Susun! Ama Sevda denen o kızı pekala eve sokmayabiliriz. Bir faydası olmaz, dışarıda buluşurlar. Bu Sevda hanıma bir koca bulsak? Ulan sen pezevenk misin de, olacaklar öyle şey! Beyefendi, zorla güzellik olmaz. Siz Ayhan Bey'i karşınıza alıp ağzını arasanız, önce bir fikrini alsak... Hergelenin fikri meydanda, onu bu işe mecbur edeceğiz. Evet, mecbur etmeliyiz. Kezban'a sırılsıklam aşık olması lazım. Doğru, aşık olması lazım. Ama nasıl? Ama nasıl? Ulan ben de onu soruyorum be! Profesör, sen hiçbir şey söylemiyorsun. Senin bir fikrin yok mu? Ne söyleyeyim, bunların hepsi deminden beri saçmalıyorlar. Sen benim kurmay heyetime saçmalıyorlar diyemezsin! Seni kovuyorum! Bağırmak yok! Oturun, tansiyon gene çıkacak! Bırak kolumu be! Oturun diyorum size! Seni de kurtar Allah! Peki, oturuyorum. Nereye gidiyorsun? Beni kovdunuz ya! Hayır, vazgeçtim, otur! Önce fikrini söyle! Toplantıdan sonra belki kovarım. Bana kalırsa yanlış bir yoldasınız. Ayhan Bey'i değil, Kezban Hanım'ı değiştirip... onu kocasının beğeneceği bir hale getirmek lazım. Doğru! Doğru! Bu oğlan haklı! Tamam, karar verildi! Ses be, ses! Kezban'ı Ayhan'ın aşık olacağı bir hale getireceksiniz. Herkes bu işte vazifelidir. İlk taarruza baloda başlayacağız. Kezban bu balaya, Ayhan'ın hayran olacağı biri olarak gidecek! Fena fikir değil. Ama baloda Sevda Hanım da olacağına göre... Ayhan Bey'in Kezban'la ilgilenmesine müsaade etmeyecek. Siz ne güne duruyorsunuz be! Siz o karının Ayhan'dan uzaklaşmasını temin edeceksiniz. Biz de mi baloya gideceğiz? Tabii! Hepiniz o gece baloda vazifelisiniz! Sus be! Sus diyorum! Sus! 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 Ah!
Böyle bir baloya senin yanımda karım diye götüremeyeceğimi takdir edersin herhalde. Ama dedem bunu mesele yapabilir. Kendisine hasta olduğun için baloya gitmek istemediğini söylersin. Ne olduğunu merak mı ettin? Bende eski bir hatırası vardır bu patiğin. Uzun zamandan beri üzerimde taşırım. Tamam! Tamam! Ayhan Bey evden çıktı! Ay, güzel! Dikkat! Harekat başlıyor! Herkes vazife başına! Ayhan biraz evvel evden ayrıldı! Kezban hazırlansın! Emredersiniz! Biz hazırız kumandanım! Hazır! Gene kafese kapatılmış bir aslan gibi ne dolaşıp duruyorsunuz? Kendinizi yormasanız olmaz mı? Karışma be! Kapa çeneni! Aferin be çocuklar! İyi becermişsiniz! Kezban nerede? Şimdi geliyor! İşte Kezban! Sene evvelki gençlik günlerim, karım gözlerimin önüne geldi. Bu halinle ona o kadar benziyorsun ki... çok güzelsin yavrum. Zaten seni gördüğüm gün, bu güzel yüzün altında tertemiz bir ruhun gizli olduğunu anlamıştım. Bu gece baloda yalnız Ayhan değil, herkes sana hayran kalacak. Her şeyi size borçluyum dedeciğim. Eğer siz olmasaydınız... Şu son günlerimde hayatıma bir renk, bir yaşama gücü getirdiğin için... asıl ben sana çok şey borçluyum kızım. Dedeciğim! Hadi bakalım bu kadar hisli laf yetişir. Şimdi işimizi düşünelim. Harekatımızın birinci kısmı başlıyor. Profesör, onları baloya sen götüreceksin. Her şey talimata göre yapılacak. İçinizden biri falso yaparsa... kafasını patlatırım alimallah! Hadi bakayım yavrum. Ah, çok yoruldum, biraz dinlenelim. Tabii şekerim, nasıl istersen. Hadi bakalım. Bir numaralı planla başlıyoruz. Tamam. Şekerim çok susadım, bana bir içki alır mısın? Tabii. Buyurun efendim. Hayır, siz alabilirsiniz. Arkadaşınız daha önce istedi. Teşekkür ederim. Şampanyayı vermek için ne bekliyorsun? Affedersin, al şekerim. İki plak doldurmak için birkaç gün sonra Paris'e gidiyorum. Annem maalesef gelemiyor. Ama herhalde Ayhan beni oralarda yalnız bırakmaz, değil mi şekerim? Tabii tabii, haklısın. Sen beni dinlemiyorsun galiba. Dinlemez olur muyum hiç? Ah, anneciğim, baksana sana bir şey söyleyeceğim. Ayhan, hiç bizi dinlemiyorsun. Aa, eyvah! Elbiselerim! Nerede elbiselerim? Olur, rezil!
asalet değil. Elbiseleriniz burada. Demek ki sizi bu adam soydu. Sen bir cinsi sapıksın. Alçak! Vallahi benim bir şeyden haberim yok. Alçakmaz, rezil! Bir de utanmadan yalan söylüyor. Cinsi sapık! Böyle cinsi sapıkların serbest dolaşmasına müsaade etmemek lazım. Ne oldu ya? Sizin kadınlara sataşmaktan hapse girmişliğiniz var mı? Ne münasebet! Rica ederim beyefendi! Ben hanımefendiye elimi bile sürmedim! Bakın bakın, hala inkar ediyor! Peki, kızımı kim soydu? Aman Allah'ım! Tuvaletinin arkası yok! Kim yapıyor bunları, bir elime geçirsin! Aa, bu kadar da olmaz artık efendim! Rezalet efendim, rezalet! Bana bak beyefendi! Yemin ederim ki benim hiçbir şeyden haberim yok! İşte hanımefendi kimin yaptığı meydanda! Bakın, makası da cebinde! Sen kestin değil mi? Ben... Anne, rezil oldum, ne yapacağız şimdi? Hiç, ne yapacağız? Eve gitmekten başka çare var mı? Yürü! Ay edeyim! Allah! Ne yapıyor bunlar? Ay ne yapıyor Allah! Sırma saçlım benim, sırma saçlım! Ay ya! Vallahi hiçbir şey anlamadım ki ben! Alo! Ne haber? Birinci raundu kazandık. Ay. Harekata devam edin. Unutmayın, sizden zafer bekliyorum. İşler yolunda. Harekatın bundan sonrası Kezban'a ait. O da yapacağını bilir. Borcumu ödeyebilir miyim? Borcunuzu mu? Evet. Biraz evvel içkinizi bana bırakmıştınız. Mersi. Arkadaşınız gitti galiba. Evet. Burada olsaydı belki de sizinle tanışmak fırsatını bulamazdım. Benimle tanışmak o kadar önemli mi? Hem de çok. Sizi gördüğüm an gözlerimi üzerinizden ayıramadım. Salon güzelliğinizle aydınlanmış gibi geldi bana. Kadınlarla hep böyle mi konuşursunuz? Hepsiyle değil tabii. İçlerinde sizin kadar güzeli o kadar nadir ki belki de hiç yok. Gelin, beni çok mutlu eden bu beraberliği değerlendirelim. Sizi bir ömür boyu kollarımın arasında tutmak isterdim. Yorulurdunuz. Asla! Bu benim için mutlulukların en büyüğü olurdu. Size sarılmak, nefes almak, yaşamak kadar güzel bir şey. Henüz yaşamaktan yorulacak kadar ihtiyar değilim. Burası biraz sıcak oldu galiba. Haklısınız. Hem sıcak hem de çok kalabalık. Gelin, baş başa olabileceğimiz başka tenha bir yer bulalım. Burası daha güzel değil mi? Evet, daha serin. Ve daha tenha. Tenha olması önemli değil. Benim için çok önemli. Neden? Burada sizi seyredebilmek zevkine ortak olacak kimse yok da ondan. Tek şikayetim şu zalim maskeden. Güzel yüzünüzü görmekten beni mahrum ediyor. Ama gene de o eşsiz çehreyi hayalimde çizebiliyorum. Saçlarınız, vücudunuz... Her şeyinizle, senelerden beri hayaliyle yaşadığım kadına o kadar benziyorsunuz ki... Hatta benzemekten de fazla. Belki de o kadınsınız siz. Sahi mi? Beni şaşırtıyorsunuz. Hayalimin beni aldatmadığına eminim. Ama gene de güzel yüzünüzü görmek isterdim. Ya hayalinizdekinden de çok daha farklı bir yüzle karşılaşırsanız? Bu sizi korkutmuyor mu? İnsan güzellik karşısında korkmaz. Olsa olsa heyecanlanır. Pekala. Madem istiyorsunuz, görün yüzümü. (Gülüyor)
Sen ha? Olamaz. Güzelliğimin sizi bu kadar heyecanlandıracağını sanmıyordum ama doğrusu. Ama imkansız o. Allah! Olmaz! Olmaz! Suda fazla kalmanızı tavsiye etmem, üşütebilirsiniz. Kesman, dur bir dakika, dur! Bana bakın çocuklar, neredeyse buraya gelir. Bizi bulmadan hemen eve dönelim. Demek şaşkınlıktan havuza düştü ha! Allah'tan havuz fazla derin değil. Doğrusu suya düşmesini istemezdim. Üşüyüp hasta olabilir. O domuza bir halt olmaz. Bana bak, sakın gevşemeye kalkma. Bu işe o hayta tuşa gelinceye kadar devam edeceğiz. Geldi, geldi! Ayhan Bey geldi. Eyvah! Sen hemen odana git. Siz de ışıkları söndürün, peki, sessizce dağılın. Hadi, hadi koş! Gece senin baloda göreceğimi hiç aklıma gelmiyor. Canım biraz eğlenmek istedi ve baloya gittim. Böyle bir niyetin olduğunu bana söyleyebilirdin. Ne faydası olurdu? Siz beni baloya götürmek değil, yanınıza alıp sokağa çıkmaktan bile çekiniyorsunuz. Ama sen... şu haline bak! Ne kadar değişmişsin! Eskiden böyle değildin ki. Ben de üzerimdeki tuvaletten başka değişen bir şey yok. Ben gene aynı Kezban'ım. Fakat siz hiçbir zaman beni olduğum gibi görmek lüzumunu duymadığınız için bunu fark etmediniz tabii. Fakat yanılıyorsun. Sizin yerinizde olsam tartışmaktan vazgeçer ve hemen odama gidip üzerimi değiştiririm. Yoksa hasta olacaksınız. Saatime gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederim. O gece baloda başıma gelenler yüzünden sinirlerim hala düzelmedi. Aldırma, Avrupa seyahati sinirlerini düzeltir. Benimle Paris'e geleceksin değil mi? Vaziyete bağlı. Hadi sen önce şu ıslak mayoyu değiştir, sonra konuşalım. Diskotekte buluşuruz. Tamam. Öf, ne parça be! Ver şunu da biraz da biz bakalım. Dur bir dakika! Verseydin be! Ne oluyor çocuklar? Abi, yeni bir fıstık, bayılacaksın! Ver bakayım şu dürbünü. Nasıl buldun abi parçayı? Haklı değil miyim? Fıstık gibi. Fıstık gibi ha? Gecikmedim ya. Kim bu dünya güzeli? Bir yerden tanıyacağım ama. Karım Kezban. Şu Anadolu Dilber ha? Ayol bu ne değişiklik? Oo, demek siz de buradaydınız. Evet. Ben de buradaydım. Bizim kulüp de panayır yerine döndü artık. Anadolu'dan her gelen köylü rahatça girip çıkabiliyor. Kırıcı sözleri öyle ustalıkla bulup söylüyorsunuz ki şimdiye kadar hiçbir erkeğin size evlenme teklif etmeyişinin sebebini çok iyi anlıyorum. Ne demek istiyorsun? Eğer Sevda isteseydi... Ah, merak etmeyin. O çok istemiştir ama peşinde koştuğu erkekler istememişlerdir. Niyetin beni kızdırmaksa boşuna yorulma. Ciddiye almadığım insanların sözlerine kızmam. Ayhan! Şekerim, Paris'e giderken neden Kezban'ı yanımıza almıyoruz?
Orada çok işimize yarardı. Mesela mükemmel gömlek ütülüyor. Nereye gidiyorsun? Canımın istediği yere. Hayır, eve gidiyoruz. Mersi, çok naziksiniz ama henüz eve gitmek istemiyorum. Gideceğim zaman size haber veririm. Şurada oturup beni bekleyebilirsiniz. bakar mısınız? Şu B'ye iki Coca-Cola götürün lütfen. Benim hesabıma yazın. Mektebi bitirdiğine sevindim Ömer. Demek artık köye dönüyorsun. Seni çok arayacağım. Sağ ol bacım. Bilirim beni seversin. Ben de seni çok arayacağım. Bizim köy, karım nasıl gözümde tutuyor bilemezsin. İnsanın sevdiğinden ayrı yaşaması ne zor şeydir bilmez miyim? Göreceksin bak, Ayhan Bey de senin kıymetini anlayacak. Çok mesul olacaksınız. Anlayacak mı dersin? Elbette. Hiç olmazsa ara sıra dertleşiyorduk. Şimdi sen de gidiyorsun. Çok yalnız kalacağım. Unutma, her zaman için senin dostunum. İhtiyacın olduğu an beni ara. İki satır yaz, hemen gelirim. Tabii Ömer, ondan hiç şüphem yok. Allah'a ısmarladık Kezban. Güle güle. Güle güle Ömer. İnşallah hayatta çok muvaffak olursun. Senden bazı şeyleri konuşmak istiyorum. Eğer çok mühim değilse daha sonra konuşsak. Berbere randevu verdim, şimdi dinleyecek vaktim yok. Şoförle çene çalmaya vaktim var ama. Ne o, yoksa kıskandınız mı? Ben mi? Daha neler? Seni ne diye kıskanacakmışım? Ama ne de olsa benim adımı taşıyorsun. Basit bir şoförle aşırı samimiyet kurmaman icap eder. Ben istediğim insanla samimiyet kurarım. Hayır, kuramazsın. Neden? Ben sizin ahbaplarınıza karışıyor muyum? Karışamazsın tabii. Buna ne hakkın var? Aa, ben de aynı cevabı verecektim. Sizin sinirleriniz çok bozulmuş. Herhalde Paris seyahati iyi gelecek. Evet, hem de çok iyi gelecek. Ne zaman gidiyorsunuz? Yarın sabah. Öyle mi? Evet, öyle. Bir itirazın mı var? Yo, ne itirazım olacak? Bana ne? İyi yolculuklar. Birkaç saat sonra Paris'te olacağız. Benimle geldiğin için öyle sevinçliyim ki. Bırak kolumu. Yoksa sana sarılmamı istemiyor musun? Yok, ama bir gören olabilir. Unutma ki ben evli bir adamım. Bu sefer hata ettim galiba. Onu o kadar kızdırdım ki Paris'e gitmesine sebep oldum. Korkarım artık yapacak bir şey kalmadı. Kim demiş? Bu keratanın senden kaçışı seni sevdiğine alamettir. Öyle midir dersiniz? Elbette! Fakat gene de elimizden kurtulamayacak. Onu tuşa getireceğiz, tuşa! Burada olmadığına göre ne yapabiliriz? Sen de peşinden Paris'e gideceksin. Paris'e mi gideceğim? Elbette! Tous les matins il achetait son petit pain au chocolat. Ay, 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 ay. Et elle rêvait mélancolique le soir dans sa boutique à ce jeune homme distant. Il était mieux que voilà tout, mais elle ne le savait pas. Aïe, 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 aïe. Il vivait dans un monde fou où les nuages volaient pas. Celle que le destin lui envoyait à l'aveuglette pour faire son bonheur, acheta des lunettes à l'élu de son cœur. Dans le champ des galettes, des baguettes et des papayes. Dans la boulangerie en fête, un soir on est marié. Aïe, 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 aïe
Plak şirketinin kapısında bekleyecektin. Yarım saat bekledim, bir türlü çıkmadan canım sıkıldı. Paris'e geldiğimizden beri keyfin yok. Ben yanında var mıyım, yok muyum farkında bile değilsin. Canım, ne yapmam istiyorsun? Biraz benimle meşgul olmanı istiyorum. Hiçbir yere götürmedin. Heh, bu akşam bir gece kulübüne gideceğiz. Fakat Sevda... Hayır, itiraz dinlemem. Olur, bir şey düşünürüz. Bir yerin mi ağrıyor kuzum? Benim mi? Yoo! Hadi gel öyleyse, dans edelim. Yoo! Şimdi canım istemiyor, biraz sonra. Vay canına! Kezban! Hayır! Hayır, olamaz! Herhalde hayal görüyorum. Gidelim mi artık? Hayır, iyi. Kezban, nereye? Siz de arkadaşınızı daha fazla yalnız bırakmayın. İyi eğlenceler! Kezban! Kezban! Herhalde peşlerinden gidecek değilsin. Nasıl gitmem? Vaziyeti görmüyor musun? Kibar bir erkek, yanındakini bırakıp başka bir kadının peşinden gitmez. Hangi başka kadın? Karım o benim yahu, karım! Ayhan, eğer böyle davranacaksan, Paris'te daha fazla kalmam. Seni bırakır, İstanbul'a dönerim. Vallahi doğrusunu istersen, iyi edersin. Vıyy, vıyy! Dur, acele etme bakalım. Sana 500, yani 80 frank elden verdik. Bu akşamki masraf, yani larjan 300 frank, 100 frank da senin ücretin 400. 100 frankı ver bakalım. Mais pour bagage, l'essence pour la voiture. Oo, herif esans parasını da bizden alacak. Ah, esans da sürmeyi ver, ne yapalım? No, no, yok esans sürmek. Benzin, benzin. Ah, oui, benzin, oui, esans. Mais, qu'est-ce que vous dites? Ha, dinle. Yarın sabah Kezban'ı otelden alıp şuradaki kahveye götüreceksin. Anladın mı Nesma? Oho, le demago! Le demago! paranı da yarın akşam alırsın. Yani larja akşama, akşama! Bon, bon, bon! Kezban! Seninki her sabah bu kahvede kahvaltı ediyormuş. Yarın işe oradan başlıyoruz. Oo, güzel adamın kocası. Aa! Aha la la. Suivez cette voiture. Vite, vite. J'ai vu, ne m'a pas ravi, tu danses avec lui.
parti. Je sais ce que tu penses, je sais ce que tu penses, je sais ce que tu penses, oui tu penses. Güzel madamın kocası, bonjour monsieur. Bonjour, bonjour. Bana bak Kezban, bu herifi defet buradan, seninle konuşmam lazım. Aa, ne ayıp! Böyle kibar bir insana nasıl çekil gitterim? Pierre bütün Paris'te resimlerimi çekecek. Artık gidelim mi Pierre? Daha gezecek bir sürü yerimiz var. Ben de sizden geliyorum. Nasıl istersen. Champs-Élysées, Champs-Élysées. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné, on a chanté, on a dansé et l'on a main. Monsieur, biliyor musunuz sizi madam çok güzel. Ne zaman o geldi Paris oldu daha güzel. Çek elini karımın omzundan Zübbe. Monsieur Jalut. Kıskançlık size hiç yakışmıyor. Kim demiş kıskandım diye? Yeah, benim burada bir resmimi çeker misiniz? Oui madame. Merci. Ver şu makineyi be! Ben çekerim. Mon Dieu! Pierre, gelin yanıma lütfen. Cher. Bugün epey dolaştık, çok yoruldum ben. Artık otelime dönmek istiyorum. Hadi gidelim Pierre. Hadi gidelim madame. Ne sinir herif be! Durun, beni almadan nereye gidiyorsunuz? Artık veda etme zamanı geldi, otelime dönüyorum. Oteline mi? Dur bakayım bir dakika, hangi otelde kalıyorsun? Size ne? Ben sizin kaldığınız yeri merak ediyor muyum? Ya bak, Kezban! Gidelim Pierre! Bak! Kezban! Ay Allah kahretsin! Biraz bekleyin, elbisemi değiştirip geleceğim. Tamam, servis madam. Merci. Un moment, s'il vous plaît. Sizin ne işiniz var burada? Ya işte gene buluştuk, benden kolay kolay kurtulamazsınız. Bu işi bitirmenin zamanı geldi artık. Benden gelecek ve söyleyeceklerimi sonuna kadar dinleyeceksin. Ama Pierre'e ayıp oluyor. Şimdi başlatma Pierre'inden, yürü! Of! Bırakın, kolumu acıtıyorsunuz. Oh, no, no! Çok ayıp! Sen aşık! Bir centilmen kadınlara böyle yapmaz! Kapar mısın çeneni be? Bak, Pierre, lütfen Mario! Kolumu acıtıyor! Dinle beni son dakika! Adamı bırakın, monsieur! Ne yaptın zavallı adama? Bunu çoktan hak etti. Yürü, gidiyoruz! Ah, mon dieu! Zavallı adamdan ne istediniz? Kabahat sende! Bir yabancıyla bu kadar samimi olmaya ne lüzum vardı? Ben sevgiliniz Sevda Hanım'a itiraz ediyor muyum? O benim sevgilim değil. O halde aranızdaki samimiyetin manası nedir? Seni ilgilendirmez. Pierre'le samimiyetim de sizi ilgilendirmez. İlgilendirir! Neden? Beni kıskandığınız için mi? Hayır, kıskanmak için sevmek lazım. Evli olmasak istediğini yap, vız gelir. Öyleyse benimle evli kalmakta neden bu kadar ısrar ediyorsunuz? Haklısın, bu zoraki evliliğe devam etmenin manası yok. İlk uçakla İstanbul'a dönüyorum. Dedeme her şeyi anlatıp senlere ayrılmak istediğimi söyleyeceğim. Allah'a ısmarladık. Oh, ama madem bu çok fazla oldu. Bizim anlaşmada yok dayak yemek. Bu kadar az para için olmaz böyle yumruk yemek. Alın, hepsi sizin olsun. Merci madam. Artık size ihtiyacım kalmadı. Allah'a ısmarladık. Merci. Mil merci madam. Merci. Mil merci.
size yalan söyledim. Hiçbir vakit evlenmeyi düşünmediğim bir kızı karşınıza nişanlım diye çıkardım. Dedeciğim, ne olur beni affedin. İyi yapmadın. Böyle bir oyuna kalkmakla hem beni aldattın, hem de günahsız bir kızın hisleriyle oynadın. Hisleriyle oynanan kim acaba? Ne demek istiyorsun? Hiç dedeciğim. Size her şeyi anlattığıma göre bu saçma evliliğe bir son vermeme hayır demezsiniz herhalde. Madem ayrılmak istiyorsun, sen bilirsin. Yalnız sana bir şey soracağım. Ama doğru cevap isterim. Kezban'ı seviyor musun? Evet. Hem de çok. Peki, o halde neden ayrılmak istiyorsun? Yalnız benim sevmem neye yarar? O benden nefret ediyor. Neyse, bu konuyu kapatalım artık dedeciğim. Zaten bundan sonra hayatımda hiçbir kadına yer vermek niyetinde değilim. Yalnız işlerimizle meşgul olacağım. Sen bilirsin. Madem çalışmaya karar verdin, şirketin işleri için seni yarın İzmir'e gönderirim. Öbür meseleye gelince... Döner dönmez de ben o işi Kezban'la konuşurum. İyi olur dedeciğim. Kızım sende hiç akıl yok. Ayol insan evleneceği erkeği Paris gibi yerde o kızla baş başa bırakıp döner mi? Ne yapayım anne? Beni çok kızdırdı. Böyle aptalca bir öfke yüzünden milyonları kaçır elinden öyleyse. Henüz elimden kaçırdım sayılmaz. Köşke gidip Ayhan'la konuşacak, onu yeniden elde edeceğim. Demek nihayet beni sevdiğini itiraf etti. Evet. Baktım da bu sefer burnu iyice sürtmüş. Bayağı acıdım. Ona daha fazla çektirmemize lüzum kalmadı. İzmir'den döner dönmez her şeyi anlatır, bu sefer sahici bir düğün yaparız. Ne oldu dedeciğim? Neniz var? Mühim bir şey değil yavrum. Geçti. Son günlerde kendimi biraz yordum galiba. Uyuyup istirahat etmesi lazım. Tabii, tabii. Kezban yavrum, demin vermeyi unuttum. Ömer sana bir mektup bıraktı. Ömer mi? Paris'teyken seni birkaç defa aradı. Son gelişinde de bu mektubu bıraktı. Bacım, doktorlar karım için çok güç doğum yapabilir dediler. Ben de kalktım İstanbul'a geldim. İlk aradığım insan sen oldun. Ama ne yazık ki Paris'teymişsin. Doktorların yazdığı ilaçları ben bulamadım. İsimlerini sana yazıyorum. Eğer sen bulabilir veya Avrupa'dan getirtebilirsen çok sevineceğim. Karım da çok sevinecek tabii. Ona senden o kadar bahsettim ki, senden tanışmak için can atıyor. Hürmetler, selamlar Ömer. İstediğiniz ilaçlar telsizle pilota bildirildi. Öğleden sonra saat 14'te Almanya'dan gelecek uçakla elinize geçecek. Çok teşekkür ederim. Estağfurullah. Alo? Alo, ben Kezban. Kimsiniz? Bir şey mi vardı? Buyurun Kezban Hanım, ben Ayşe. Ayşe sen misin? Beni iyi dinle. Havaalanından telefon ediyorum. Ömer'in karısı ağır hastalanmış. İstediği ilaçları ancak Almanya'dan getirtebiliyoruz. Saat 14'te elime geçecek. Bursa'ya hareket edip kendilerine götürüp bırakacağım. Herhalde yarın dönerim. Dedeme haber ver de beni merak etmesin. Anladın mı? Tabii efendim, hiç merak etmeyin. Uyandıkları zaman haber veririm. Thank you.
burası. Buyur kızım, birini mi aradın? Evet efendim, Ömer burada mı acaba? Kezban geldi deyin lütfen. Kezban, bacım, hoş geldin. Daha önce burada olmak isterdim Ömer. Ama ne yazık ki Paris'ten yeni geldim. İstediğin ilaçları da Almanya'dan ancak getirtebildim, al. Sağ ol bacım. Ömer, yoksa çocuğa mı bir şey oldu? Çocuğum hamdolsun sağ bacım. Ama ne yazık ki anasını, karımı kaybettim. Başın sağ olsun. Çok, çok üzüldüm ben. Tek tesellim bundan sonra kızın ve senin göstermiş olduğun bu dostluk olacak. Karım, kızımız olursa adını Kezban koymamızı isterdi. Yavrumun adını Kezban koydum bacım. Kezban nerede olabilir? Bilmem. Ziyaretine falan gelen oldu mu? Hayır! Birkaç gün önce Ömer uğramıştı ama Kezban evde yoktu. Bir mektup bırakıp gittiydi. Başka arayan da olmadı. Kezban, sevgilim, artık beklemeye tahammülüm kalmadı. Kocana aramızdaki her şeyi anlatıp bana geleceğini vaat etmiştin. İnan hasretine dayanamıyor, seni kollarımın arasına alacağım günü sabırsızlıkla bekliyorum, Ömer. Ne haber Ömer? Çok kötü bacı. Sular tahta köprüyü götürmüş. Köyden çıkmanın imkanı yok. Muhtarın oraya gidip köşke telefon edeyim dedim. Direkler de devrilmiş, telefon da işlemiyor. Yağmur durana kadar çaresiz burada kalacaksın. Bu çok fena oldu Ömer. Merak edecekler beni. Hayır. Hayır, olamaz. Kezban böyle bir şey yapmaz. Mektubu okudunuz dede. Bu işin şüphe edilecek tarafı yok. Çok adi bir mahlukmuş meğer. Benim aşkımla eğlendiği yetmezmiş gibi senin gösterdiğin sevgiyi de içe saydı. Ömer denen o adamla aralarında baştan beri bir yakınlık seziyordum ama öyle olacağı aklıma gelmemişti. Artık yapacak başka bir şey kalmadı dede. Hemen mahkemeye müracaat edip boşanma kararı alacağım. Ömer, beni Bursa'ya kadar götürmene lüzum yok. Sana zahmet olacak. Zahmet ne demek bacı? Kucağımda götürsem senin hakkını ödeyemem ben. Üzüntünü anlıyorum sevgilim. Ama bunların hepsi geçecek. Bak, ilerideki mutlu günlerimizde sana bunları nasıl unutturacağım? Bak sevgilim, sana ne anlatacağım? Kezban! Nereye gidiyorsun? Siz burada mıydınız? Başıma öyle şeyler geldi ki, dedeme anlatacak. Sen artık dedeme hiçbir şey anlatamazsın. Yoksa ona bir şey mi oldu? Dede! Dedeciğim! Sen zannettiğimden daha da iğrenç bir mahlukmuşsun. Bu eve gelmekle gösterdiğin cüret yetmiyormuş gibi bir de o büyük insanın ismini ağzına mı alıyorsun? Ne demek istiyorsun? Dedem nerede? Ne oldu söylesenize? Senin yüzünden kalp krizi geçirdi, Londra'ya gönderdik. Sayende hayatı tehlikeye girdi. Belki şu anda hayatta bile değil. Neden geri geldin? Bunu öğrenip iftihar etmek için mi? Ha söyle! Yoksa dostun senden bıktı da kovdu mu? Dostum mu? Neler söylüyorsun Ayhan? Hiçbir şey anlamıyorum. Hadi git artık! Eğer seni kolumdan tutup dışarı atmamı istemiyorsan çık buradan! Sen çıldırmışsın! Defol! Bu evde yerin yok artık! Defol! Defol! Thank you.
kimin evinden kimi kovuyorsunuz? Ben daha ölmedim! Bu adamlar uşak değil, her biri bu evin bir parçası. Benim can yoldaşlarımdır, ha, kovulma işine gelince. Evet, bu evden birileri kovulacak ama onlar değil, siz kovulacaksınız! Ama şey dedeciğim, siz bizi yanlış anladınız! Evet, yanlış anladınız! Ha, kesin sesinizi! Çocuklar, hanımlara çıkış kapısını gösterir misiniz? Tabii, buyurun, sokak bu tarafta efendim! Buyurun efendim, inanın ki bizim evet, bu işle... Evet, çok yanlış anladınız! Ulan daha hala burada mısınız? Ali! Ne oluyor Kazım efendi, bu gürültü ne böyle? Hop! Dedeciğim, döndünüz demek! Sizi böyle sıhhatli görmek beni çok sevindirdi. İyi ki Londra'ya gidip de doktorlara... Ne Londra'sı be? Ben başka yerden geliyorum. Başka yerden mi? Ne sandın ya? Bu işte bir bit yemeği olduğunu anladım, doğru Bursa'ya gittim. Bursa'ya mı? Neden? Şimdi anlayacaksın. Ne diyor? Ömer! Ona öyle düşman gibi bakma da anlatacaklarını dinle. Emine teyze, ne bu kalabalık? Ne oluyor? Aşağı yolda bir araba kazası olmuş da, yaralıyı sizin eve getirmişler. Yaralıyı senin yatağına yatırdık Kezban. Ben kasabaya varıp doktoru bulacağım. Bu patiklerin sahibi çok iyi kalpli bir kızdır. Kocasının yaptığı hatayı affeder dediler. Sahiden affedecek mi? Çocuklar hazırlanın, asıl düğün şimdi başlıyor! Hey, kesin oyunu! Size kesin dedim, kalbinizi görüyorsunuz! Başlatma şimdi kalbinden! Sen de oyna! Oyna ulan! Ay peki!